Sparta'ya önemli bir işletme daha kazandırıldı. Süleyman Ayaz ve Ali Ayaz'ın kurucusu olduğu Ayaz Kardeşler Otoservis ve Yedek Parça İşletmesi bugün görkemli bir açılış töreniyle Ispartalıların hizmetine sunuldu. Törene Isparta Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, 6. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ve aslah zâte beynina ve ihtina sübüleselam ve neccina minezzulümâti ilen nur. Isparta'nın her geçen gün geliştiğini söyleyen ITSO Başkanı Çelik, açılan işletmenin Isparta'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Isparta'mız büyüyor, gelişiyor. Esnafımız da bu gelişmelere ayak uydurarak böyle güzel, şahane işletmelerimiz açılıyor. Bu Ayaz Kardeşler işletmemizin Isparta'mıza, kullanacak olan tüketicilerimize, çalışanlarımıza hayırlar getirmesi dileğiyle hayırlı olsun diliyorum. Allah bereketli, kazançlı nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Davetliler işletmeyi gezme fırsatı buldu. Ayaz Kardeşler Otoservis ve Yedek Parça İşletmesi hakkında bilgi veren Süleyman Ayaz, 17 yıldır sektörde olduklarını söyledi. 2007'den beri Ford Yedek Parça olarak otomotiv sektöründe hizmet veriyorum. 2015 yılından itibaren de Ford Özel Servis olarak hizmet vermekteyiz. Bu yeni iş yerimizi taşıyıp birazcık daha teknolojiye ayak uydurmak amaçlı sanayi dışına çıkıp birazcık daha işleri geliştirip teknoloji anlamında, kurumsallık anlamında birazcık daha detaylı, daha ayrıntılı bir servis, yani yetkili servis statüsünde olmak için hizmet veriyoruz. Zemin alanı 400 metre, ara kat ve asma katlı 680 metre karede müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Açılışta davetlilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Öte yandan Ayaz Kardeşler Otoservis ve Yedek Parça İşletmesi Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet veriyor. Mikros kavşağından aşağı indikten sonra Sol Petrol'ü geçtik mi solda 100 metre ileridedir. Konum olarak, trafik olarak hiçbir şekilde bir problem olmayacak. Sanayi trafiğinde insanların boğulmaması adına burada o avantajla bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.